Ve haftalık grafikte de Bitcoin'de gösterdiğimiz üzere çok feci bir terste bırakma yaptılar. Fenoları bilmem neyi düzeltme bekleyen tipleri. Yani şurada yaptıklarından daha beter bir terste bırakma oldu. O şuradaki. Şurada iki hafta yaptılar ya o. Ondan daha bakar mısın? Be ondan daha beter yani. Hani bu mum diyor ki ben 60'tan aşağı durmam diyor bir sonraki ay. Bir sonraki hafta. Bir sonraki hafta 50'yi kırarım ben diyor. Burada aldım gazımı şöyle bir mum dikeceğim diyor. Bir sonraki hafta. iki günü kaldı. Yani hele bir de bu haftayı es kaza olur da 41.969 Bitfinex fiyatı onun üstünde kapatırsa zaten şöyle diyeyim. Şöyle bir mum yaparsa çizemedim. Yani şöyle yeşil bir mum yaparsa bir sonraki hafta en az. 6.47. Yani tam rakamı şu an veremeyeceğim. 53.300. En az. Artısı var. 2 kat desek. Olasılık 2 kat çünkü. 64. Bir sonraki hafta. Yani bu ama... Hani dikkat edin. Bu hafta şeyi kırarsa 42'yi 42, yi, 42 yi kırıp kapatırsa bu hafta bir sonraki hafta ya bir önceki haftanın mum yüksekliği kadar gider ya da bir önceki haftanın mum yüksekliğinin iki katını dener. O da 64 bin oluyor bir sonraki hafta. Olur mu ne yani de şey demeyin haftada oluyor işte bir, yani bir günde 10 bin düşüyor aşağı. <laughs> 14 bin dolar düştü bir günde. O, hani 42 binden 27'ye mi çakıldı? Kaça çakıldı? 30'a çakıldı işte. 12 bin dolar düştü. Peki. Evet. 2500'e düştü doğru. Bir günde 10.000 dolar düşüyorsa bir hafta da 60.000 dolar da artar. Bu, onda sıkıntı yok. Bir şey daha farkında mısın? %2, %3 düşüyor. Farkındasın da tabii. %2, %3 düşüyor. 1.000 dolar, 1.500 dolar fark ediyor artık. artık yani 37.000, 35.000 hani şey yok. E, öyle 1.000, 2.000 doların artık lafı yok. 100.000'i geçtikten sonra da 5.000'in lafı kalmayacak. Tabii. Ha diyecekler 105.000'de 197 e, olmuş falan hani önemsemeyeceksin o rakamı çünkü %5'e %6'ya tekabül edecek. Olay oraya kadar gidiyor işte. Artış da ona göre de kuvvetli oluyor. 10.000-20.000'de bin, artık bir laf olmayacak. 20.000 arttı mesela bir haftada. 100'den 120.000'e geldi. Nasıl 10.000'den 12.000'e gelmesi gibi olacak. Veya 8.000'den 9.600'e. Yani hep diyoruz ya ana derdi bunların birkaç yayın önce de bahsetmiştim. 200 220 bine kadar böyle gidebilir. Hani arada altcoin'leri de götürmesi lazım ama Ütopya hedefi eğer 1 milyon ve üstüyse götürmeyebilirler. Götürmezler yani öyle diyeyim. Yani iyi senaryo işte geçen haftalarda demiştim 50 bine getirip orada ara düzeltmeyi yapıp şey altcoin'leri bir tık ilerletmekti. Hani 30 bin satışı da girecek 50 bine şey Ethereum. Bitcoin 50 bin dolar olduğu için de Ethereum'da 30 bin satışı olduğu için Ethereum 1500 dolar olacaktı. AT'yi kırmış olacaktı. Sonra Bitcoin ve Ethereum hafif beraber gidecekti. Mesela Ethereum işte 40 bin satışı olacaktı. İşte Bitcoin de 100 bine doğru gidecekti. O durumda da Ethereum 2.000-3.000 dolar olacaktı. Bu şekil giderler diyordum. İyi senaryo o. yani çok iyi senaryo o. Hiç öyle dertleri yok bunların görünen 220 bine kadar şu ana trend var. Daha önce çok kez gösterdim. Şu log grafikte şu. Şunun üstüne atmadan rahat yok. <laughs> 220, 200 yani 220 dedim trend kırılımı o da. Ondan sonra 300 de olur. Yani 300'e kadar bu eteri 30.000 bin tutar bunlar. Ondan sonra yürütürler. Yani öyle bir şey de var. Dolar olarak artıyor. Yani zaten. Do dolar olarak artıyor. Hani bitcoin vermeyeceğiz size. Çünkü oradaki sorun şu. Twitter'dakilere laf sokacağım. YouTube'dakilere sokacağım yine. Onların da anlamadığı nokta o. Daha önceki yayınlarda da bahsettik. Bu vatandaşlar bunlardan haberi olmaz hep. Hiç görmüyorlar çünkü tek gördükleri 10 dolar 20 dolar dolar görüyorlar. Ha bu bitcoin'i 1 milyon dolara yapabilirsin. Bu hafta da yapabilirsin. Sonra <laughs> bunu 100 bin dolar yaptım bu hafta. ne yani haftaya 60 bin dolar olur diyoruz işte. Sonra bu gider. Alt koyunların dolar şeyini ne yapacaksın? Hayır bu, bu gider. Bunda, bunda sıkıntı yok. Bu gidiyor zaten. Bu yüzde ile alakalı bir şey. 5x yapabilir mi? Yapabilir. Yaptı. 5x yaptım. 150 bin dolar oldu. Sonra 300 oldu. Sonra 500 oldu. Sonra 1 milyon oldu. E Nasıl tutacaksın onu orada. Ma ma marifet onu oraya götürmek değil. 1 milyon dolara götürmek değil. Bugün gördünüz WRAP BTC'de. Burada geldi saçma sapan bir market değere geldi. Smart kontrat hatasından şu. Ne oldu? Sakte indiler aşağı smart kontrat düzelttiler. Bunu da getirirsin oraya. Getirsin 1 milyon dolara. Hatta şöyle baktığı zaman 12-120 milyon dolar falan da olabilir yani tanesi. Sonra oldu da ne oldu? Bunu burada nasıl tutacağım? Yani bir, bir buçuk milyon dolara getirdim bitcoin'i. E. Bir 1 ile bir buçuk milyon dolar arasında Bitcoin'i nasıl sabitleyeceksin? O, o bantta nasıl tutacaksın onu? Altcoin'lerde tutacaksın işte. Orada altcoin yoksa o gelir gene bir 1 milyona. Yapacağı grafik bu olur yani. Böyle şunu kırar. Böyle gelir. Ha, bu kadar olur. 100 milyon dolar olur tanesi. Sonra şak diye sıfır olur yani. Bu mudur olay yani? <laughs> Bunun böyle gelip şu hareketleri yapabiliyor olması lazım. Belli bir bantta hareket edecek artık yatay. O yataylıkta da arada 500 bin dolar oynuyor ama onu da bilin. Ya belli bir trend üstünde gidebilmesi gerekiyor. O trend üstünde gitmesini sağlayacak olan şey de altcoin'ler. Eğer dertleri 200 bin dolar yani o 1 milyon dolar falan filan yapmaksa bunu ki trend onu gösteriyor. O zaman bu Ethereum'u 30-35-40'larda tutarlar. Bitcoin'de 200-250 bin dolara kadar götürürler. Bunu yapabilirler. Bir de şeyi kabul etmesi lazım artık insanların. Ethereum bir altcoin değil. Yani eskiden altcoindi. E, Bitcoin maxilerine göre hala altcoin ama Ethereum artık bir altcoin değil. Şimdi bu hani market cap olayına bakıyoruz ya Stake. Bitcoin zaten ikiye katladı e, eski ATS'ini. E, şimdi Ethereum'un da artık ona yaklaşması lazım. İşte altlar da o zaman eski ATS'ine gelecek market cap olarak. İşte onlar da ondan sonra ikiye katlayacak ama bu ikiye katlamayı şey zannediyor insanlar. İşte atıyor mesela Waves şu anda 6 dolar. E, market cap ikiye katlarsa 12 dolar olur. Yok hayır gider 50 dolar olur. Yani o 350 milyar dolar arttığında Waves gidip 2x yapmıyor. Waves gidip 5x yapıyor 10x yapıyor. Önce Bitcoin'i yürüttüler. Ethereum'u taktılar şimdi peşine. Ethereum peşinden gidiyor. 1400'ü kırdıktan sonra zaten olay değişecek. Belki 3000'e gidecek Ethereum. Ondan sonra da işte altcoin'leri eski market cap'ini ikiye katlama yoluna gidecekler. İşte Tahmini onu, bence, onu evet. nasıl yapacaklar? Mevzu orada. Altcoin market, 1, var. market cap'ini altcoin'lere ellemeden de götürebiliyor adamlar. Satoshi bazlı altcoin'leri tutuyor. Ethereum 30 bin Satoshi'de işte. Market cap'ine bakıyorsun Ethereum 1200 dolar da gene. Bitcoin'i getirir 100 bin dolara. Altcoin market cap'i de 2x yapmış olur zaten. Bitcoin bazında sabit tutarsa onları. Oradaki mevzu işte az önce anlattığım olay. Onu nasıl yapacaklar? Çünkü aylardır hatta yıllardır bahsettiğimiz şu Bitcoin ATS'indeki şey mass adoption muhabbeti, trend kırılımı. Hani teknik analizdeki trend kırılımı değil. Temel analizdeki trend kırılımında onu nasıl yapacaklar? Mevzu o. Ona güveniyor musun? Hep dediğimiz nokta. Kardeş, kripto dünyayı değiştirecek bütün ekonominize talip olmaya geliyoruz. Buna inanıyor musun? İnanmıyorsan eğer... Ethereum'u 2500 dolar yaptım. Al dolarını sik de git gidecek. Ethereum 30.000 satışta duracak ama. Ha buna inanıyorsan duracaksın o zaman o mass adoption olayına. Onun testi yapılıyor e diyoruz ya. O noktaya sadece Bitcoin'i götürebilir götürebilir. Altcoin'lerin hepsini AT'de tutar. Ethereum'u getirir 4000 dolara. Bitcoin'i getirir 200.000 dolara. Ethereum hala 30.000 satış dedir Kardeşim sen inanıyor musun bize? Kriptoya inanıyor musun? Yok abi inanmıyorum. Ethereum'u 4000 dolara getirdim. Al dolarını siktir git. Onu der. Sen de defola gidersin Ethereum'dan ve altcoin'lerden çıkarsın. Aldım ben dolarımı. Oh, mis gibi dersin. Orada bir koyar. <laughs> orada bir koyar Bitcoin'den Ethereum'u 03'ten 0.15'e çıkartır. 0.03'ten 0.15'e Bitcoin bazlı 5x yaptır Ethereum'a. O 4000 dolara aldığın, sattığın Ethereum bir anda 20.000 dolarlık değere ulaşır. Ondan sonra da ben dolar kullanmıyorum artık kardeşim. Sen de o 4000 doların tuvalette kullanırsın işte. Ona döner oraya. Oraya gelelim mi aslında. Ama o yani bir bu, de... bu, yıl mı olur bir dahaki yıl mı olur 3 yıl sonra mı olur onu bilemezsin tabii ki yani. Ama Bilemeyiz. Ama... Şey de... mev, mevzu bu. Ha, mevzuyu anlayın diyor. uğraşıyorum ben. Mevzu bu. Güveniyor mu güvenmiyor musun? Onun dengesini çok iyi kurmanız gerekiyor. Yani all in değil bunun çözümü. Ben çok güveniyorum buna all in girdim. All in durdum. Evi barkı sattım. Ondan sonra bat, batarsın. Yani o değer değişimine hem mevcuttaki ekonomik değerini koruyarak hem de katlayarak girebiliyorman lazım. Nedir o? Artarken satacaksın evini de koyacaksın kenara. İşte arabanı da koyacaksın kenara. Ama o değer değişimi esnasında da ortada dımdızlak kalmayacaksın elinde dolarınla. Mevzu o. Diversification işte. Çeşitlendirme. He. Yani evin, araban bilmem neyini talletcen, Elinde kriptoda kalmış olması gerekiyor. Aa 4000 dolar oldu Ethereum çıkayım ben dersen. Sen dolara komple çıkmış olursun. Elinde hiç Ethereum kalmamış olur. Adamlar da biz dolar kullanmıyoruz artık derse. Ya kalırsın ortada göt gibi. Ethereum nasıl açacağız derler evleri. Sen o dolarla ev de alamazsın o saatten sonra. Bir şey daha dikkatini çekiyor mu? 2019 yılında 3200 dolara düştü ya bitcoin. Ondan sonra 4000 dolarlara kadar altla hareketlendi. Onun devamında bitcoin 14000 dolara giderken şeyler altcoinler hem satoshi değerlerini kaybettiler hem de dolar değerlerini kaybettiler. Yani orada bir e, altcoinleri dipleme hareketi vardı açıkça. Şu anda mesela dolar değerlerini kaybetmedikleri gibi do dolar fiyatlarını diyelim. Dolarda da yükseldiler. Yani bu önemli bir aslında şey, e iz sürülmesi gereken. Hani 3 ay sonra, 5 ay sonra, 2 ay sonra ne olacağını da gösteriyor. 2019 gibi altların tamamen ezildiği bir ortam da yok aslında baktığımızda. İşte, dolar değerlerini dolar değerini kazandılar. Kazanıyor. Bitcoin değerini de fiyatına değil. Işte değer değişimi oluyor işte artık. Adamlar alt coin'lere geçiyor evet. dediğim o benim. Olay aylardır YouTube kanalında anlatmaya çalıştığımız şey arkadaşlar şu an gerçekleşiyor. Farkında değilsiniz sadece. İnanmak istemiyorsunuz. Nasıl olur diyorsunuz. Çünkü size Farkın. yüzyıllardır öğretilen şey o. Doların, euronun Asla yok olmayacağını düşünüyorsunuz. Size bunu öğretildi. Bu aşılandı size. Ulan 15 yıl önce mark vardı. Mark nerede şu an? Yok oldu gitti mark işte. Alman parası. O değer değişimi sırasında marktan euroya geçerken Almanların hepsini incittiler. Yarı yarıya değer kaybettiler. Çünkü birebir değiştirdi markla euroyu. Euro, euro i̇şte iki. Almanlar özellikle çok euro çok iki, büyük iki, değer iki, kaybetti. O Almanlardan kattı. dolayı. Ha, euro 2 kattı. Orada işte atıyorum işte 1 euro 2 mark mı öyle bir şeydi. Bire bir değiştirdi onu. Almanlar yarı yarıya fakirleşti orada. Mark vardı gitti yok oldu. Onlar da öyle diyordu mark asla yok olmaz. Şimdi euro asla yok olmaz diyorlar. Dolar asla yok olmaz diyorlar. Yok olur abicim. Yok olması da gerekiyor zaten. Sürdürülebilir bir şey değil o sınırsız para basımı. Size onu öğrettiler ama hep diyoruz o de değer değişimi şu an yaşanıyor. Grayscale bugün almış işte 80 milyon dolar. Microsoft 1.2 milyar dolarlık bitcoin aldı. Gerizekalının bir herifler 1.2 milyar dolarlık bitcoin alıyor. Satmak için mi alıyor? Ha nasıl bir borcu var ya bu herifin? 1.2 milyar dolarlık satacak da ne alacak bu adam 1.2 milyar dolarla? Bir de borsadaki hisselerinin düşmesi pahasına alıyor. Heh. Bu çok önemli. Borsadaki hisselerinin düşmesi düşüyor zaten. Düşüyor. Hani, o da düşeceğini Lütfen. biliyor çünkü Bit Bitcoin bütün parayı bitcoin'e geçmiş. Ha yok yok hayır. Ee, bütün paralarını bitcoin'e geçince bunların borsalardaki değerleri düştü. Hisse fiyatı düştü. Çünkü e, not verdiklerini dediler ki hani sizin çeşitlendirmeniz yok artık. Bütün paranız bitcoin'de. Bu çok riskli bir şey yani normalde Hı -hı. baktığında bütün paranın bir e, MTA'da veya işte ne bileyim mekulde veya işte bitcoin gibi bir şeyde olması çok tehlikeli dediler ve hisselerin fiyatı düştü ve adamlar umurunda bile değil. Çünkü bütün paraları bitcoin'de şu anda. Adam değer kaybetmemek için geçiyor işte ona. Yani şurada total market cap'te yapılmış grafik var yani bunun gittiği yer. Bu ya 100 trilyon dolar falan yani. 170 trilyon 100, ya 100 trilyonun üstü. Ona gidiyor total bitcoin ve şey e, altcoin market gibi buradaki trend de başka bu trendi de kır, kırma değerdi zaten o olay hani o değer değişimi oluyor nasıl oluyor yani sen nasıl all in girmiyorsan onlar da all in girmiyor tabii ki canım risk şeyi sonuçta hani ethereum'a geçiyorsun tamam ethereum da bitcoin ayrı yani ne olur ne olmaz diye bundan da alıyor çünkü bu 50 kat artabilir ethereum 5 kat artabilir işte ne olur ne olmaz diye işte bundan da alıyor işte eos da alıyor tezos da alıyor bilmem ne de alıyor ne, ne bulursa alıyor yani çeşitlendirme çeşitlendiriyor. işte her zamanki gibi. Yani iki tanesi bassa, üç tanesi çıksa tamam bitti gitti işte de kurtarmış oluyor. Birisinden 10 milyon dolar yatıracak ama öbürsünden 30 milyon dolar kazanacak. Totalde 20 milyon doları değiştirmiş olacak. Bitti gitti. Mis gibi iş. Ve, Dolar'da sıfır olacak diye bir şey yok. Ve dediğimiz gibi şu an dolarda gidiyorlar. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim. Dolarda ne kadar gideceklerini bilmiyoruz. O da harbiden değer değişimine geliyor. Sabahtan beri söylüyorum sürekli. Herif dolar veriyorsa Alın dolarınızı defolun gidin diyor. Al doları ver Waves'i. Al doları ver Ethereum. Al doları ver şeyi. Ama Bitcoin vermiyor arkadaşlar bakın. Bitcoin'de hiç gitmiyorlar. Waves dediğin şey Bitcoin'de 16.000 satışıya düştü. 40.000'de. Ama dolar olarak 7, do 7 dolara geldi şu an. Al dolar'a sitir gidiyor. 3 gün sonra dolar kullanmıyoruz biz diyecekler işte. Görünen o. Çünkü dolar kullanmaya hala devam edeceklerse para dağıtmıyoruz. burdaya geliyor işte iş. O zaman para mı dağıtıyorsunuz? Biz mi çok naifiz? Yani biz mi çok komple teorisyeniz? O zaman para dağıtıyorum bol bol. Bol kesten bol kesten. Bunları dağıtacağım paraları. Waves olacak 50 dolar 100 dolar. Herkes atacak. Batacak Waves. 50 dolardan sıfıra düşecek. Öyle olmayacağı için bunlar gidiyor. Gittikleri yerde de duracaklar. Ve